Merhaba arkadaşlar, geometrideki temel kavramlardan bahsedeceğiz bugün. Öncelikle direkt açı çeşitlerinden bahsetmiş. Ondan önce bazı şeylerden bahsedeyim ben. Şimdi bir, tanımsız terimlerimiz var arkadaşlar. Kim bu tanımsız terimler? Nokta. Şöyle gösterelim nokta. Doğru. Düzlem ve uzay. Bazı terimleri arkadaşlar tanımlayamayız. Ondan önceki bir şey yoktur. İlk tuğla bunlar olduğu için, ilk taş bunlar olduğu için kendinden öncekilere göre tanımlayamayız. Ne olduğunu biliriz ama tanımlayamayız arkadaşlar. İşte onlardan birkaç tanesi nokta. Noktanın ne olduğunu biliyoruz. Boyutsuzdur ve böyle büyük harflerle gösterilir. Doğru. Doğru şöyle bir şekil. Şöyle düz bir çizgi. Hemen şöyle diyelim. Biraz çizelim, doğru mu arkadaşlar? Doğru mu? Daha sonsuza gittiğini göstermek için ucuna ok koyarız. Ya üzerindeki iki noktayla anlatırız. AB doğrusu şöyle. Ya da bir tane küçük harf koyarız başına, D doğrusu. İkisi de aynı anda. Düzlem şöyle bir şey. Böyle alışkanlık paralel kenarla gösteririz ama istersen üçgenle göster fark etmez. Yani sonsuza kadar gittiği için bu ikisi aynı şeydir. Noktayla karışmasın diye P düzlemini parantez içine gösteririz. Uzayda 3 boyutlusu. Zaman gelince onu da öğreneceğiz. Bu tanımsız terimlere dayanarak tanımladığımız şeyler var, terimler var. Bunlar neler? Mesela doğru parçası. Doğru parçası ne arkadaşlar? Başlangıç ve bitiş noktaları dahil. AB doğru parçası. Veya ışın. Bu AB ışını. Şöyle gösteriyoruz. A'dan kapalı. B'de hiçbir şey yok. AB. Ya da başlangıç noktası dahil değil. AB yarı doğru. Bunları tanımlayabiliyoruz arkadaşlar. Buradan açıyı tanımlayalım. Sonra da artık biraz daha keyifli kısmı geçelim. Açı. Açının tanımı şu. Başlangıç noktaları ortak iki ışının birleşim kümesine açı denir. Başlangıç noktaları diyelim ki bu O noktası olsun. Burası A, burası B. Şimdi AOB açısı şudur arkadaşlar. AOB açısı eşittir. AO ışınıyla yazalım bunu. O A ışını yazalım. O A ışınıyla başlangıç noktaları O. O B ışınının birleşimi. Yani şu siyah çizdiğim şey arkadaşlar. Ben açıyı gösterdiğimde gelip arasını gösteriyorsunuz. Asla kata A O ile O B'nin birleşimine açı. Şimdi bu açının ölçüsünü gösteren şu aradaki açıklarda açının ölçüsü diyoruz. Açının ölçüsünü MAOB ile gösteriyoruz. Açının ölçüsü. Anlaştık. Şimdi arkadaşlar birazcık bunları biraz hızlı geçtim. Karşılaştığımızda tekrar başladığımızda uzun uzun daha detaylı anlatacağız. Şimdi sevdiğiniz kısma gelelim biraz. Açı çeşit. Ölçüsü 0 derece ile 90 derece arasında olan açıya dar açı denir. Örneğin şöyle bir dar açı. Ölçüsü 90 derece olan açıya dik açı denir. Arkadaşlar. Dik açı. Ölçüsü 90 ile 180 arasında olan açıya geniş açı denir. Devam ettim. X açısı dar açı, G geniş açı olmak üzere. X dar açı ise X küçüktür. 90 derece. Sıfırdan da büyük. Y geniş açıysa Y de 90'dan 180 arasında. 3x eksi y. Eşitsizlik sormuş arkadaşlar. 3 ile çarpsın.
X 270. Eksiyle çarptım. Eksiye. Eksi 180. Taraf tarafa topladım. 3 180'den küçük. De büyüktür. En büyük tam sayı değerini soruyor. Küçük oldu. 179 derece en büyük tam sayı değeri. Tümler açılar ölçüleri toplamı 90 derece olan iki açı tümler denir. Eğer bu açıların kollarından bir tanesi de ortaksa o zaman komşu tümler denir arkadaşlar. Örneğin şöyle. Beta, dikse bu iki açı A, B, C, B, A, B, C, B, açısı ve C, B, D açısı komşu tümler açılar. Bütünler açı ölçüleri toplamı 180 derece olan açılara bütünler açılar denir. Eğer arkadaşlar komşuysalar o zaman da bunun adı komşu bütünler. Devam edelim. Örneklerde nasıl çıkar? Bakın, düz çizgi 180 derece demek. Doğrusal, doğru açı çünkü. 180 derece olan açıya doğru açı denir. DOC açısıyla COA açısı eşitmiş. DOC ile COA. Şuralara alfa, alfa dedim. Buraları da beta, beta, alfa alfa demeyelim. Buralara A, A diyelim. Buralara B, B diyelim. COF açısı, COF. A artı B artı alfa eşittir 120 derece. Doğrusal olan 2A artı 2B artı alfa da 180 derecedir. Taraf tarafa çıkarırsam A artı B'yi 60 bulurum arkadaşlar. A artı B yerine ilk denklemde ya da ikinci denklemde fark etmez ama ilk denklemde daha yazmak daha kolay. 60 derece yazarsak alfadan 60 derece çıkar. Cevabımız 60 derece. Sonraki örneğe geçtim. AO dik CO. Bakın her soruda soru çok dikkatli okunur ama geometri sorularına daha da dikkatli okunur. Çünkü bazen şekildeki soruda olduğu gibi sorunun üstünde vermeyiz. Hemen soru kökünde, soru metninde verilen bilgileri biz soru köküne hatta şekle aktarmalıyız arkadaşlar. Hemen aktaralım. AO diktir CO. Yine renkli kalemimizi alalım. AO CO'ya dik. Şurası dik açıymış. BO da DO'ya dik. BO DO'ya dik. O zaman şurası da dik açıymış. BOC artı AOD toplamı. BOC ve alfa dedim. AOD, AOD tamam. Şimdi şurası dik olduğuna göre burası 90 eksi alfa oldu mu arkadaşlar? Aynı şekilde burası dik olduğuna göre 90 eksi alfa oldu. BOC açısı BOC açısı alfa. AOD açısı AOD açısı. Şunun bir tanesi 90. Bir de 90 eksi alfa var. 180 eksi alfa. Topladım. Ben de istenen cevaptır senin. Devam ettik. X, Y. X bunun arasında ise yine bir eşitsizlik sorusu. Bakın arkadaşlar X artı 2'ye eşittir 180 derece. Y'nin en büyük değerini istiyor. Y'ni X neymiş? 180 eksi 2'ye mi? X gördüğün yere 180 eksi 2'ye yaz. 40 küçüktür. 180 eksi 2'ye küçüktür. 70. Buradan her taraftan 180 çıkar. Eksi 140 küçüktür. Eksi 2'ye küçüktür. Eksi 110. Her tarafı eksi 2'ye böl. Eksi 110'un 55'i bu tarafa. 70 bu tarafa. Y'nin alabileceği en büyük tam sayı değer. Y maksimum. 70'ten küçük olduğuna göre 69. Devam edelim. X, Y, Z, 15x. Bakın bir de orantı çıktı başımıza. Orantı sorumuz. 15, 5, 3'ün ortak katına bakalım. 15 a alfa diyelim.
O zaman x alfa, y 3 alfa, z de 5 alfa. X alfa, y 3 alfa, z de 5 alfa. Ne oldu arkadaşlar? 8, 9 alfa. 9 alfa toplamı 180'miş. Düz çizgi, doğrusal. Alfa buradan 20 derece. Z 5 alfa eksi x alfa, pardon, x değil, 2y, 2'ye 6 alfa artı x artı sıfır cevabımız cevap. 3 sıfır. Devam edelim. Bir açının tümleriyle aynı açının bütünlerinin toplamı 200 derece olduğuna göre. Bir açı. Bunun tümleri, bütünleri. Bir açı alfa diyelim. Bunun tümleri 90 eksi alfadır. Bütünleri 180 eksi alfadır. Bunların toplamı 270 eksi 2 alfa eşittir 200 derece olduğuna göre 2 alfa 70 derece, yani alfa 35 derece. Bu bir açı dediğimiz açı 35 derece. Bunun tümlerini istiyor benden. 90 eksi 35'ten istenen cevap 55 derece olacaktır sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Bir açının tümlerinin 1 bölü 13'ü aynı açıların bütünlerinin 1 bölü 31'ine eşit. Vay vay vay. Bu açının bütünleri kaç derece? Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Bu açının açı alfa, beta diyebileceğimiz gibi bu açının bütünlerini alfa diyelim. Şunu unutmayın arkadaşlar. Bakın bir açıyla tümleriyle bütünlerinin farkı 90 derecedir. Bakın tümler açı x diyelim. Tümler 90 eksi x. Bütünler 180 eksi x. Bu ikisini birbirinden çıkarırsan 90 derecedir. Ben bu açının bütünlerini alfa diyeyim. Tümler bu durumda. Bundan 90 eksik alfa eksi 90 olur mu? Ne diyor bana? Alfa eksi 90'ın 1 bölü 13'ü alfanın 1 bölü 31'ine eşit. Hadi bir hesaplayalım. 31 alfa eksi 31 çarpı 90 eşittir 13 alfa. Bunu bu tarafa attım. 2 kaç geldi arkadaşlar? 13 çıkardım. 31 çarpı 90 oldu. 10 çıkardım. 21. 18 alfa. Bu oldu. 18'e böldüm. 5. Alfa eşittir 165 derecedir. Zaten alfa bizden istenen bütünler olan açıdır arkadaşlar. Devam edelim 8. örneğimizde. Üç katının 21 eksi dik açı olan açının tümlerinin ölçüsü nedir? Bir açı var. Açımıza alfa diyelim. 3 katının 21 eksi 90 dereceymiş. O zaman 3 katı 111 derece, alfa 37 derece. Bu açının tümlerinin ölçüsü. 90 eksi alfayı soruyor. 90 eksi 37'den 53 derece istediğimiz cevap olacak. Evet, son iki örneğimize bakalım arkadaşlar. Bütünler iki açıdan biri diğerinin 1 bölü 3'üne 16 eksi. Buna göre, yani bakın, iki tane açımız var. Birinci açı, ikinci açı. Biri diğerinin 1 bölü 3'üne 16 eksikmiş. Birine 3x desek, büyük olanı. Bu da 1 bölü 3'ü x eksi 16. Bunların toplamı ne olacak? 180 derece. Bütünler oldukları. 4x eksi 16 eşittir 180. Buradan her tarafı 4'e böleyim. X eksi 4 eşittir 45. 49 derece. Küçük açının tümlerini sormuş. Küçük açı 49 eksi 16'dan küçük açı 33 derecedir. Bunun tümleri de 90 eksi 33'ten 57 derece olacak arkadaşlar. Evet, devam ettim.
Bir açının bütünleri, 2x artı 10 tümleri. Evet, az önce bir açının bütünleriyle tümleri arasındaki fark kaç derece demiştik arkadaşlar? Hep ama hep 90 derece değil miydi? Şunları çıkaralım. 2x artı 10 eksi x artı 10 eşittir 90 derece. Çıkarınca eksiyi dağıttık. 2x eşittir. 20'yi karşıya attım. 70. X eşittir. 35. Şimdi bu açının 35 dersem 105, 125. Bütünleri 125'miş. Kontrol edelim. Tümleri de 25'miş. O zaman açımız 65 derece olmalı. 180'den 125 ya da 90'dan 25 çıkardığımızda elde ettiğimiz cevap. Şurası 115 arkadaşlar. Pardon. Tümlerinin bütünleri ile tümlerinin farkı. Bir açı var. Açının tümlerine 90 eksi alfa. Tümlerinin bütünleri. Yani 180'den bunu çıkaracağım. 90 eksi alfayı çıkaracağım. Bu da 90 artı alfa mı geldi? Burası 90 artı alfa. Tümlerinin farkı. Tümleri ne? Eksi 90 eksi alfa. Ne oldu arkadaşlar? 90'lar gitti. 2 alfa. 2 alfa 28'miş. Buradan alfa 14 derece cevabımız. Devam ettim bir sonraki soruya. Evet. Bundan sonra dersin bundan sonraki kısmının alacağı açılar, bundan sonraki kısmını alacağımız özellikler. Paralel iki doğruyu kestiğimizde ortaya çıkan açılar. Arkadaşlar farklı renklerle göstermeye çalışayım. A ile E, B ile F, C ile G, D ile E. Bunlar aynı yönlere bakıyorlar. Bu açılara yöndeş açılar diyor. Yöndeş. Yöndeş açıların eşitliği aksiyomdur arkadaşlar. Aksiyom nedir? Silelim. Şimdi eğer siz şu açıların eşitliğine bakarsanız A ile C, E ile G, B ile D, F ile H. Bunlar terse bakıyorlar. Ters taraflara baktıkları için ters açılardır. Bunlar da eşit. Şuraları silelim gene. İki ters açılar sizin aklınızda Z diye tuttuğunuz arkadaşlar. Bakın doğruların içinde kalan C ile E ve terse bakan D ile F. Bunlar iç ters açılar. Sizin Z diye aklınızda tuttuğunuz şey ve bunda hiçbir sakınca yok. Z'nin içinde kalan açılar ve dış parmak. Dış ters açılardan sarıyla gösterelim. A ile G, B ile H. Bunlar da dış ters açılar. Dış ters açılardır. Şu arkadaşlar paralellerin iç bölgesinde kalan. Tamam mı? Paralellerin iç bölgesinde kalan şu açılara da C ile F'ye ve D ile E'ye karşı durumlu açılar diyorum. Bunların toplamı 180 derece. Nedenleri uzun uzun derste karşılaştığımızda açıklayacağım arkadaşlar. Bakalım neler varmış burada. Şimdi verilenlere göre alfa kaç derecedir? Bakın arkadaşlar 3x eksi 20 ile 2x artı 16 eşittir. Neden? Çünkü bu arkadaşlar yöndeş açılar. Buradan x eşittir 36 geldi. Evet, 2x artı 16 ile alfa eşittir. Neden? Bunlar ters açılar. O zaman x yerine 36'yı yaz. 72 artı 16 alfa 88 derecedir. Cevabı. Devam ettim. Evet, karşı durumlu açılar. Şu karşıdaki açıların toplamları ne demiştik? 180 demiştik. Toplayalım. 5x
eksi 10 180 derece. 5x eşittir 190. X eşittir 38 derece. Buna göre x'i sormuştu. Yanıtımız 38 derecedir arkadaşlar. Devam ettim. 110. Buna göre alfa kaç derecedir? Bakınız arkadaşlar. Şu BCD kısmını başta görmeyelim. Şurada karşı durumlu iki açı var. Görüyor musunuz? 110 ile burası. 70 derece. Bu 70 ise açı ortay vermiş. Bu da 70. Burası 140 mı geldi sevgili arkadaşlar? 140 derece karşısı 40 derecedir. Hocam burada üçgenin iç açılar toplamını yapsak daha öğrenmedik. Daha üçgenin iç açılar toplamının kaç olduğunu öğrenmedik arkadaşlar. Devam edelim. D1, D2, D3 ve K kesirin olmak üzere 2x, 3c, 4z bulundukları açıların ölçüleri x, y, z'yi küçükten büyüyor. Arkadaşlar şu da 4z. Bakın hepsi birbirine eşit. Aslında yine bir orantı sorusu. 2x eşittir 3y, o da eşittir 4z. 2, 3 ve 4'ün ortak katı lazım bana. 2, 3, 4'ün ekoku kaç? Ekok 2, 3, 4, 12 mi? 6 alfa, 4 alfa, 3 alfa. Hangisi en büyük? Ya da en küçük, küçükten büyüğe sıralayınız demiş. Z küçüktür, Y küçüktür. Devam ettim 16. örnekle. Bakın çok sık sorulan sorulardan bir tanesi. Şurada A, B, C, D bir bakın bir Z var. O zaman şu arkadaş 70 derece. Bu arkadaş 70 derece. O zaman şunlar 35, 35 mi? Burada da bir karşı durumlu açılar var. Alfa artı 35, 180 derece olsun diye. Alfa eşittir. 145 derece olarak çıkar karşımıza. Devam ettim. Kural, böyle bir kuralımız var. Ben üçlü olarak bir ispatlayayım bunu. Ne diyorsunuz siz? Dem hocamı diyorsunuz. İstediğinizi değil. Alfa, beta, teta. Formüle göre ne söylüyor? Alfa artı beta artı teta'nın 360 derece pardon. 360 derece olduğunu göstermemiz lazım. Şöyle yapayım. Bakın arkadaşlar. Şuradan sivri uçtan bir tane para daha çizdim. Şuradaki iki arkadaşın toplamı 180 derece değil midir? Buradaki iki arkadaşın toplamı da 180 derece. O zaman iki tane 180 oldu. Bunların toplamı 360 derece. Burada da aynı şey arkadaşlar. Bir tane bir açı burada var. 1, 2, 3. Böyle n-2 tane doğru çizebilirim. n-2 kez kesersek bir fazlası n-1 tane karşı durumlu açı n-1 çarpı 180 olur. Anlaştık. Bakalım ne soracak. Bakın kaç tane açı var? 1, 2, 3, 4, 5. Ben unuttum n-1 miydi, n-2 miydi? Karıştırdım. Hemen bakayım. Hemen bakalım. Şuradan bir tane paralel çizdim. Buradan bir tane paralel çizdim. Buradan bir tane paralel çizdim. 1, 2, 3, 4 tane 180'miş. Hepsinin toplamı 4 tane 180. Hadi şurayı silelim. Temiz kalsın. Yüz 140, 240, 280. 150 daha. 280, 330, 430. 430 artı 2 alfa. Burası ne oldu arkadaşlar? 720 eşittir. 430 artı 2 alfa. 290 eşittir. 2 alfa. Alfa eşittir. 145 derece. Devam ettik. BAM'nin bunlar ölçüleri sırasıyla ardışık tek sayılarmış. Buna göre n açısının bütünleri kaç derece? N'i bulduk mu olay tamamlanacak. Arkadaşlar n artı 0 ile başlayayım. N artı 2, n artı 2 çarpı 5. Yani 0 ile başladığıma göre burada 6 tane açı var mı? 6 tane açı var. Yani bakın n 0,
2. Enleri boş ver. Kaç tane olduğuna bakıyorum. 10. Bunların hepsini iki parantezine alırsam ya da terim sayısı 10 eksi 0 bölü artış miktarı artı 1 dersem 6 tane açı oluyor. Neydi açıların toplamı? N eksi 1 çarpı 180 eşittir. Kaç tane var burada? 6 tane N var. Artı 2, 4, 10'a kadar olan sayıların toplamı. Bunların toplamı da iki parantezinde 1, 2, 3, 4, 5. 5 çarpı 4 bölü 2'den 20 mi geldi arkadaşlar? Şu bölü 2'ler gitti. 5 çarpı 180, 900. 6N artı 20. 5 çarpı 6 bölü 2 arkadaşlar. Şurası. 30 oldu doğal olarak. Ne oldu buradan? Her tarafı 6'ya bölelim. N artı 5 eşittir. 6'ya böldüm. 150 midir? N eşittir 145 derece. N açısının bütünlerini soruyor. Bütünleri 180 eksi 145'ten 35 derece. Evet, sonraki örneğe geçelim. Kırık doğru diye bahsettiğimiz şey. Sağ bakanlarla sola bakanlar birbirine eşit. Ben yine daha basit versiyonu üstünde açıklamayı yapayım arkadaşlar. Şöyle. Bizim M kuralı dediğiniz kural. Ne diyor Tamer Hoca? Ne diye soruyor hep? Neden? Şimdi şu ikisi paralel. Ha, bunlarda paralellik olmazsa olmaz arkadaşlar. B1, B2. Alfa, beta. Şurası da x oldu. Ne diyoruz biz? Bunların arasındaki bağıntıyı söyleyin dediğimde herkes söylüyor. Neden diye sorduğunda projektör örmüş. Tavşana dönüyorsunuz arkadaşlar. Sivri uçtan bir tane paralel çizin. Sivri uçtan şuradan bir tane paralel çizerseniz. Bakın bu alfa ise. Z'den bu da alfa. Bu beta ise bu da beta. Ne oldu? Eşittir alfa artı beta. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Çok zorlanırsanız bütün doğruda açılar sorularını uygun paralelleri çizerek ya da uzatarak çözebilirsiniz. Anlaştık? Burada ördek ayağı, kaz ayağı diyebilirsiniz. Bakın şu ayağın dışında kalan açıların toplamı içeri bakanlarla aynı. Bunu kaç tane uzatırsanız uzatın. Ha, içeri bakanlar ve baktıklarıyla beraber. Aslında bu da üçgende açıların bir sonucu ama biraz erken vermiş ama üçgende açıları da tekrar üstünden geçeceğiz. Evet, devam edelim bakalım. Ne demiştik? Sağa bakanlar sola bakanlara eşit olacak. Toplayalım. 2x artı y. Bir de x burada var. 3x artı y. 15, 15 artı 30 eşittir. X artı y artı 70. X'i sormalı buradan. Çünkü y'ler gitti. Y'yi soramaz. 2x eşittir. 40. Devam ettim. Dışarı bakanlar 90 alfanın toplamı. İçeri bakanlar ve baktıklarıyla beraber. 80'le beraber. 80 artı 30 artı 50 artı 20 eşit. Buradan 110, 110, 160, 180 alfaya 90 derece. Devam ettim. Evet arkadaşlar, sorumuza baktık. X, Y, buna göre X ile Y arasındaki bağıntıyı buldunuz. Şimdi şu eşit olan açılara, açıortay verdiği yerlere A, A, B, B diyelim. Ben iki tane M var, onlara bakacağım. Bir tanesi şöyle kırmızıyla gösterelim. Şuradaki M'yi bir gösterelim. Görüyor muyuz arkadaşlar birinci M'yi? Sola bakanlar A artı B eşittir. Y'ye eşit. Diğer taraftan onu da şöyle göstereyim. Maviyle gösterelim. Hemen ne çizdim. Bir de bu var. Mavi M'ye baktık. Daha keskin bir M. Burada ne yazıyor arkadaşlar? Burada ne söyleyebiliriz? 2A artı 2B eşittir. X'e eşit. O zaman iki parantezine alırsam A artı B eşittir X. A artı B Y'ydi. X eşittir 2'ye. Benden istenen bağıntıdır sevgili arkadaşlar. Devam ettim. Şimdi ne demiştim ben az önce? Bütün doğruda açılar soruları uygun paraleller çizilerek ya da uzatılarak çözülebilir demiştik. Bakalım nasıl oluyormuş bu. Hemen
ve uygun paraleli uzatıyorum. EF uygun paraya. Bakın şöyle diyelim. Nereden anladık uygun olduğunu? Sağa bakanlar sola bakanlara. Sağa sola sağa. Sola bakmıyor, sağa bakıyor. Çift taraf olmayacak arkadaşlar. Ah, konuşamadım. Arka arkaya iki tane sağ, iki tane sol olmayacak. Sağa sola, sağa sola zikzak olacak arkadaşlar. Dolayısıyla şurası 180 eksi alfa. 40 artı 80 eşit 60 artı 180 eksi alfa. Ben ne geldim? Şurası 240 eksi alfa eşittir. Burası 120 alfa 120 derece oldu. Sonraki örneğimize bakalım. Evet, ne demiştik? Uygun paraleller çizilerek ya da uzatılarak çözülebilir. Doğru diyebileceğimiz doğru açılar sorularında, düzlemde açılar sorularında bizi kolaylıkla çözüme götürecek bilgi. Arkadaşlar şu sivri uçlardan geçecek. AB ve bakın AB ile FK'nın paralelliğini verdi. Ben bunu nasıl kullanacağım? Ortak bir tane daha paralel atarak. Şunu alamadım. Bir de tam şuradan geçsin. D'den. Ha. D'den çizdiğim mavi doğru. Bu ikisine de paralel arkadaşlar. Şunlara paralel çizdim. Bakın burada bir M var. Burada da bir tane M var. Burada bir M olduğuna göre sağa bakan 50, sola bakan 90 demek ki burası 40 olacak. 140 geriye bir 40 da buradan kaldı. Sola bakan 40 alfa, sağa bakan 100 demek ki alfa 60 derece. Gördüğünüz gibi son derece basit bir tane paralelle olay çıktı. Çıkmış bir soru. Verilenlere göre x kaç derecedir? Hemen rengimizi yine kırmızıya çevirelim. Şimdi arkadaşlar üçgende açı bilmediğim için de üçgende açı kullanmadan çözmeye çalışacağım. Şimdi şuradan bir tane paralel çizelim. Şuna tekrar gelelim. Nereden çizelim paraleli? Sivri uçtan. Neresi sivri uç? Şu A noktası mesela sivri uç görüyor muyuz? Buradan paraleli çizdim. Kime paralel çizdim arkadaşlar? DE ile CF'ye paralel çizdim. Bu 30'sa burası 30 oldu. Niçin? Ters bir tane Z var orada. Yani iç ters. Peki. Şimdi burası 140'sa arkadaşa karşı durumlu açılardan 40 derece mi kaldı arkadaşlar? Peki AB ile CD'nin kendi aralarında paralelliğini de vermişti soru bana. Bu 40'sa burada 40 derece. Evet, şunu uzatıp üçgende açılardan çözsek olur mu? Olur ama üçgende açıları daha anlatmadığımız için oraya bırakıyorum bu şekilde. Cevabımız 40 derece. Bir sonraki sorumuza bakalım. Verilenlere göre x eksi y kaç derecedir? Arkadaşlar gene şöyle yapalım. Yani formülle yapabilirim. İşte bunların toplamı şurası 150 derecedir. Bunların toplamı 360'tır. Efendim buradan şunu buluruz falan filan diye ama ben şöyle yapmayı tercih edeceğim. Çizimiz nerede? Şu rengi de maviye çekelim. AB'yi olduğu gibi uzatıyorum arkadaşlar. AB'yi uzat. AB'yi uzatınca ne oldu? AB'yi uzatınca burası 30 derece. Paralellikten AB de bunlara paralel çünkü. Burası da 30 derece. O zaman x dediğim açı 150 derece. 30'un 110'un üstü 110 eksi 30'dan 80 derece. Şuna karşı durumlu açı olduğuna göre y'de 100 derece oldu. X eksi y farkını sormuştum. 150 eksi 100'den yanıtım 50 derece. Dediğim gibi olabildiğince az formül. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Yani düzlemde açılarla ilgili yarın bol bol soru çözeceğiz. Bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Evde kalın. Sağlıklı kalın arkadaşlar.